Merhaba arkadaşlar, Avni abi kanalına hoş geldiniz. Bir Gamester kurulum videosuyla beraberiz. Bu sefer bir iOS kurulum yapacağım. Şimdiden söyleyeyim, iOS 13.4 ve üzerindeki sürümlerde çalışmaz. Bunun sebebi iOS'un getirdiği CarPlay engellemesi. Bunu şimdiden peşin söyleyeyim. Çekme sebebim arkadaşlar, eski sürüm tablet bulanlar var iOS. Aynı şekilde grubumda sürekli eski sürüm tablet bir el değişimi oluyor. Onlar için bir kolaylık olsun diye çekmek istedim. Aynı şekilde YouTube'dan gelen kişilerin de izlemesi için bir nevi çektim. Hatta halen şu an sürümleri güncel olduğu halde iOS sürümleri. Gamester cihazı alan arkadaşlar var. Hatta bunun için gidip 10 milyarlık, 9 milyarlık tablet alanlar var. Arkadaşlar iOS 13.4 ve üzerinde çalışmaz. Zaten çalıştığı gibi 5 saniyelik bile video olsa direkt YouTube'a atarız. Bu cihaz bilmem iOS'ta çalışır falan filan diye bir sürü reklam gördüm. Bu konuya biraz dikkat edin arkadaşlar. Şimdi indireceğimiz iki program var. Zaten ekran kaydını da ekrandan görüyorsunuz tabletin. Birincisi Gamester programı, diğeri de FPS Dodge programı. Bu programları güncellerken ben size hangisinin ne işe yaradığını anlatacağım. Şuradan bir parmağımızı da okutalım. Şuradan FPS Dodge'u da indireyim. Zaten kuruluydu. Ben tekrardan en başından işlem yapacağım. Arkadaşlar Gamester cihazımız bu. Şuradan vidalarını sıkarak ayarlıyorsunuz. Bunu da bilmeyenler için söylüyorum. Buradaki de açma kapatma düğmemiz. Bir kere tıkladığınızda şu şekilde mavi ışığı yanacaktır. Mavi ışığı yandığında tabletinizin Bluetooth'unu açın. Benimki zaten otomatik bağlanmış. Bluetooth'unuzu eşleştikten sonra ilk yapacağımız işlerden bir tanesi arkadaşlar Gamester programına girmek. Bunlar hazır iğne dururken ben de birkaç konu hakkında bilgi veririm. Aslında aynı konular arkadaşlar. Videolarım biraz eskidiği için biraz güncel videolar çekmek istedim aslında. Hiç yoktan yine belki eski sürüm tablet veya telefon bulanlar kullanmak ister. Çünkü cidden bu cihazlar iOS'ta baya bir verimli. Şunları yan yatırayım. Gelsin şöyle. Ben sizi hatta fazla bekletmiyorum arkadaşlar. Şunları inince tekrardan videoya kaldığım yerden devam edeceğim. Gamester programımız indi. Şuradan Gamester programına girelim. Tabii ki Bluetooth kullanmak istiyor diye bir iznin isteği istiyor. Böyle bir ekrana geldikten sonra arkadaşlar şu sol tarafta update firmware var. Update firmware dedikten sonra upgrade log deyip get it diyeceğiz. Yükleme bir yaklaşık 8-10 dakika falan sürüyor. Ben size anlatabildiğimi anlatayım güncel bilgiler olarak. Aynı şeyi bir daha söyleyeyim. iOS 13.4 ve üzerindeki sürümlerde çalışmaz. Bu konuya biraz dikkat edin. Birkaç kişi bana gruptan mesaj attı. Bilmem bu cihaz iOS'ta çalışıyormuş gibisinden. Var mıdır bilmiyorum. Hani biz elimizden geldiği kadar her gün bir araştırma yapmaya çalışıyoruz ama daha herhangi öyle bir cihaza denk gelmedim. Çözüm var mıdır deseniz, inan jailbreak atıp sürüm düşürebilen varsa yaptırın. Tabi yapabiliyorsa. O da bir alternatiftir ama pek bulaşılmasını önermem. Büyük sıkıntılar yaratır. Aynı şekilde zaten garantiden düşüyor cihazlar. Ama jailbreak attırdınız, tableti sıfırlarsanız garantiye gönderdiğinizde herhangi bir sorun teşkil etmez. Aynı şekilde arkadaşlar elinizde bir eski sürüm iPad veya telefon var. Güncellemesini yapmadığınız iki tane çözüm ile bunların güncelleme almasını engelleyebilirsiniz. Birincisi jailbreak atmak. İkincisi tvOS programıyla cihazı güncelmiş gibi göstermek. Ben tvOS'un program linkini açıklama kısmına bırakırım. YouTube'da nasıl yapıldığına dair video çeken arkadaşlarımız var. Onlara bakarak yapabilirsiniz. Aynı şekilde WhatsApp grubumuza gelirseniz ben size iOS grubuna aktarırım. iOS grubunda da yapanlar var. Size bilgilerini verir. Açıklama kısmında yine WhatsApp gruplarımız var. Oraya gelerekten kendinize daha detaylı kapsamlı bilgiler alabilirsiniz. Şimdi bu Gamester programımızın güncelleme sebebi arkadaşlar adı eski adı Ggroups. Şu an iOS'larda Gamester diye olmuş. Ggroups'un güncelleme sebeplerimizden bir tanesi Gamester cihazını güncel tutar arkadaşlar. Donma, takılma gibi sorunlar yaşıyorsanız bunu önleyebilirsiniz Gamester programıyla. Ve bunu kurulum yaparken bunu cidden güncelleyin. İleride donma, takılma gibi sorunlar yaşamazsınız. Çok şikayet geliyor. Yok mouse donması, yok bilmem arabadan inince takılma gibi. O arabadan inince takılma sebeplerinden bir tanesi zaten şu programın güncellenmemesi ve tuş diziliminizin yanlış olması. Arkadaşlar video fazla uzun tutmayacağım elimden geldiği kadar.
Aklıma geldikçe ben konuşacağım kameraya karşı. O sırada bu güncellemesini yapsın. Fazla da meşgul etmeyeyim sizi. Ve videoyu arkadaşlar adım adım uygulayın ki beraber işlemlerimizi yapalım. O şekilde cihazınızı çok güzel kurarsınız ama videoya atlaya atlaya inanın hiçbir cihazı kuramazsınız. Bu şekilde gruba gelen çok kişiler var. İnanın sorduğu soruları ben tekrar videoyu kopyalayıp ona yapıştırıyorum. Yani videoyu tam detaylı izlemesini istiyorum. Çünkü cihazlara güncelleme atarken birçok bilgi veriyoruz. Yani buralara dikkat edin. Videoyu durdurayım. Ondan sonrası zaten devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yüklemenin bir %98'i oldu. Yükleme bittikten sonra Gamester cihazı kendine reset atabilir. Atmasa da sorun değil arkadaşlar. Atmasa siz de düğmeye basarak manuel reset atabilirsiniz. Mesela bunda atmadı. Yükleme başarılı dedi. Sonradan attı benimki. Şu şekilde yani mavi ışığı söndü. Şöyle kameraya göstereyim. Arkadaşlar yükleme bittikten sonra Bluetooth'unuzu kapattınız. Gamester cihazınıza yine açıyoruz. Yine mavi ışığı yanıp sönüyor. Bluetooth'umuzu açtıktan sonra yeni gelen bağlantıya bağlanacağız. Bakayım başka bir tane daha bulacak mı? Çünkü bende baya bir cihaz var. Bakayım başka görmedi. Eşle dedim. Eşledim arkadaşlar bu şekilde ismi otomatik dönüştü zaten Gamester diye. Bunu yükledikten sonra FPS Touch programına giriyorsunuz. Arkadaşlar buraya biraz fazla dikkat etmenizi istiyorum. Yine aynı şekilde Bluetooth'unuzu kullanmak istiyor diye izin istiyor. Tamam diyeceğiz. Şu sağ tarafta genelde bazı cihazlarda bu şekilde manuel gelir. Gelmese sol altta home tuşu var. Home tuşuna basaraktan kendinize bu sayfayı getirebilirsiniz. Burada diyor ki versiyonunuz 41 sürümüne yüklensin mi diyor. To operate diyeceğiz. To operate dedikten sonra sol tarafta firmware upgrade var. Ben ona tıklamadan zaten kendisi otomatik algıladı. Bu şekilde bunun da bir 5 dakikalık bir yüklemesi var arkadaşlar. Şu şarj kablosu da takılı. Şunu çekeyim şöyle. Ortalama bir 5 dakika yüklemesi var. Burayı fazla atlamayacağım arkadaşlar. Beraber yapalım burayı istiyorum. Her şeyi dikkatli olsun. Hatta o sıradayken ben size önemli bir bilgi daha vereyim. Arkadaşlar kurulum yaparken telefon veya tabletin şarj yuvası sağ tarafa baksın. Sol tarafta kullandığınız zaman mouse klavye işlevi görüyor. Klavye de mouse işlevi görüyor. O hatalardan biri değildir arkadaşlar. Eğer videoyu zaten detaylı izliyorsanız gruba gelip bunu sormazsınız. Ek olarak bir de makrolar var arkadaşlar. Makrolar için YouTube'da ben videolarını çekenleri gördüm. Bizdeki profesyonel destek arkadaşlar. Eğer profesyonel destek almak istiyorsanız tabi bunun içinde yılların deneyimi var. İlla ki o videolardaki gibi olmayacaktır. Profesyonel destek almak istiyorsanız WhatsApp grubuna gelebilirsiniz. Aynı şekilde kurulum içinde profesyonel destek almak istiyorsanız WhatsApp grubuna gelebilirsiniz. Yani profesyonel destek alanlar için bizdeki tuş çizim sistemi biraz farklı. Yani mecburen aranızda biraz fark olması lazım. Yüklemenin zaten bir %60'ına hemen hemen geldi. Yani isteyen olursa zaten videonun sonuna büyük ihtimal makro videolarını atacağım. Bütün silahlardaki silah tepme oranlarını. Oradan videonun yani makronun aradaki farkını görmüş olursunuz. Onu izleyip WhatsApp grubunuza gelebilirsiniz. Aynı şekilde Telegram grubumuz da var arkadaşlar. Bu WhatsApp'ın çıkardığı bir saçmalık vardı. Zaten uzun sürmeyeceğini biliyordum da. Her ihtimale karşı biz yine bir Telegram grubu da açtık WhatsApp'ı silenler için. Aynı şekilde Telegram grubumuz da açıklama kısmında. Oradan da gelebilirsiniz. Yani yeter ki bize ulaşmak isteyin. Kocaman bir ekibimiz var. Ekibimiz sürekli sizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Daha belli bir yere kadar bir konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar yükleme de zaten bitmek üzere. 98, 99, 100 oldu. Buradan yükleme başarılı diye bir tane uyarı alacaksınız. Yine aynı şekilde Bluetooth'a gireceğiz. Buradan yine Bluetooth'u kapatacağız. Ben şunu da göstereyim. Yine Gamester cihazı kendini resetledi. Bluetooth'unuzu kapatın. Tekrar açın. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir Gamester cihazını açacağım. Ama FPS Touch yüklemesinden sonra bir Gamester cihazını 15-20 saniye açmayın arkadaşlar. Bassanız da açılmayacaktır zaten. 15-20 saniyeden sonra düğmeye basın. Şu şekilde mavi ışığı yanmasa örneğin kırmızı ışıklar yandığı zaman şu şekilde düğmeye üst üste bastığınızda Gamester cihazı açılacaktır. Bu bir bozulma değildir.
Ama cihazı çok güncellerseniz o şekil kilitli kalabiliyor. Ona dikkat edin. Yine yeni bağlantımız gelmiş. GameStar'a bağlandık. Eğer cihazınız zaten çok kurcalanmadıysa arkadaşlar otomatik isim değiştirecektir. Ama çok kurcalanan cihazlar otomatik isim değiştirmeyecek. Şimdi yapmanız gerekenlerden bir tanesi de FPS Touch'u arka plandan kapatın arkadaşlar. Çünkü ufak bir güncelleme daha atacağız. Bluetooth bağlandı gösteriyor. Güncelleme istemedi. Şuradan close diyelim. On diyelim. İsterse atarız, istemezse önemli değil. Firmware Operator'a tıkladım. Sure dedim. Güncelleme istemedi. Şimdi arkadaşlar yüklemeler tamam. Şimdi tuş dizilimi nasıl yapılır onu göstereceğim size. İlk önce bir PUBG'mize girelim. İsterseniz ID'mi verin, beraber de oynarız diyeceğim de yok yok, ama kalsın. Zaten gruptakilerle 7/24 oynuyoruz. Şimdi bir oyuna da girsin. Sesini de kısayım sizi rahatsız etmesin. Yani bundan sonrası yapacağımız çok basit. Zaten otomatik tuş dizilimi geliyor. Sadece biraz oynama yaparsınız üstünde. Ben şuradan klavye mouse'u da alayım. Evet arkadaşlar, klavye mouse'u da bağladım. Yapacağımız arkadaşlar ayarlar, kontroller deyip şuradan üçüncüyü seçip özelleştirdiğin, hatta sıfırlayıp özelleştirin arkadaşlar. iPad'lerde ekran resmi alma, açma kapatma ile orta tuşu, bunu da söyleyeyim size. Onunla uğraşmayın. Şöyle şuradan. FPS Touch'a girdik arkadaşlar. Sağ tarafta Game Mapping var, ona tıkladık. Şimdi sol yukarıda screenshot var. Zaten resim sembolü var üzerinde. Artıya tıklayacağız buradan arkadaşlar. Sonra tamam diyeceğiz. En son seçtiğiniz fotoğrafı üstüne tıklayarak bu şekilde fotoğrafı ekleyeceğiz. Şimdi yukarıda screenshot demiştik. Hemen iki yan tarafında config var. Config yazısına tıkladığımızda sağ tarafta PUBG Mobile diyeceğiz. Burası hazır bir sistem. Bu şekilde arkadaşlar tuşları yerinden oynatabilirsiniz. Hatta ben şöyle birkaç tanesini denemek için koyacağım. Şunu da şuraya alayım. Burayı kendinize göre dizayn edebilirsiniz ama tuş dizilimi önemlidir arkadaşlar. Biraz dikkat etmenizi istiyorum. Bundan sonra örnekleyin tuşlarınızı düzelttiniz. Hatta tuş eklemeyle göstereyim. Boş bir kısma şu şekilde ekranla parmağınızı basılı tuttuğunuzda klavyeden herhangi bir tuşa basın. Tuşu algılayacaktır. Bu şekilde tuş ekleyebilirsiniz. Tuş eklemeyi yaptıktan sonra yukarıdan save deyip input name'e herhangi bir isim yazarak kendi yaptığınız ayarı kaydedebilirsiniz. Şuradan klavyeyi kapatıp, yanlış yapmışım. Buradan yine aşağıdan save deyip işleminizi kaydedersiniz. Save dedikten sonra download deyin. Kendi tuş diziliminizi kaydedin arkadaşlar. Ondan sonra close diyeceğiz ve oyuna gireceğiz. Şuraya da kaydedip çıkın arkadaşlar. Şuradan bir eğlence parkına gireyim. Çalıştığını da göstereyim size. Yani arkadaşlar piyasadaki en iyi cihazlardan bir tanesi GameSir. Eğer fazla bütçeniz yoksa gidip kendinize diğer cihazlardan da alabilirsiniz. Ama bunu her zaman aklınıza tutun. Piyasadaki en iyi cihaz GameSir. Diğerleri tamamen yan ürün. Ban konusu olarak arkadaşlar GameSir'ın 5 yıllık bir sözleşmesi var PUBG Tencent ekibiyle. Elinize geldiği kadar sağlam bir şirketin cihazını alın. Daha iyi olur. Kurulum da tamam. Şu şekilde zaten çalışıyor. W ile Shift'i aynı anda basarak hızlı koşma yapabilirsiniz. Tamam. Yani gerisi artık sizin tuş diziliminiz. Ne kadar iyi tuş dizilimi yaparsanız o kadar iyi oyundan verim alırsınız. Bizden bu kadar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.